Şimdi otogar, birinci sene yapamazdık. İkinci sene pandemi yaşadık. O benim rakibim de Adana'da yaşıyor herhalde, Türkiye'de yaşıyor. O da yaşamıştır bütün bunları. Dolayısıyla pandemiden hemen sonra biz ödül almış bir mimarlık firmasına bir proje çizdirdik. Oradaki işletme sahipleriyle 6 ay görüştük. Onları da ikna etmek gerekiyor çünkü. Adamın iş yeri var. Yani 100'e yakın iş yeri sahibi var. Onlara da iş yeri vaadiniz olacak. Yoksa ben senin iş yerini yıkıyorum diyebilir misiniz ona? Ya kamulaştıracaksınız resen. O da mahkemeye başvuracak. Mahkeme ne zaman biter? Allah bilir. O zaman onları ikna etme yöntemine gittik. Dolayısıyla bu projeyi getirdik, meclise sunduk. Meclis bunu reddetti. Hmm. Aynı zamanda bunu yapmadı diyen, onu reddeden meclis. Dedim ki ya siz niye reddettiniz? Hangi mantıkla reddettiniz? Ya otogar demiyordunuz. Demiyor muydunuz? Otogar Adana'ya layık değil demiyor muydunuz? Ben de diyorum, ben de beğenmiyorum. Gerçekten değişmesi gerekiyor. İşte sunduk. Dediler ki siz de orada ticari alanı yapacaksınız. Onun için reddettik. Ya kardeşim, hani orada bir sürü ticari alanı olan işletme sahibi var. Elbette onların yerlerine yeri yapacağız. Başka türlü nasıl ikna edelim dedim. Kaldı ki ticari alan yaptık. Ve bunu sattık, gelire dönüştürdük. Ne yapacağız parayı dedim. Eve mi götüreceğiz dedim. Bu alanın bir eksiğine harcayacağız. Öyle değil mi? Şimdi ben bunu anlamıyorum. Yani bunu Zeydan Karadar bunun cevabını verecek. Sen de bunun altından kalkamayacaksın. Bunu niye gündeme getiriyorsa onu da anlamıyorum. Şimdi ben bir şey söylerim. Yarın bir gün cevabını verir. Ben altından kalacaksam bunu söylememin bir anlamı var mı? Sen nerede yaşıyorsun? Sen meclisçisin. Sen arkadaşın reddetti bunu. Efendim, Zeydan Karadar'ın imar planına ihtiyaç yok. Nasıl ihtiyaç yok? Siz orada işletme sahipleri yer yapacaksınız. İmar değişikliğe ihtiyaç var. Niye reddettin o zaman? De ki var yok. Onaylayaydım. Reddeden sensin. Yapılmasını engelleyen sensin. Şimdi otogar yapacağım diyor. Geçti Borun Pazarı. Süreç şenliği de biz yayınladık zaten. Otogar yapacağımızı söyledik zaten.